sevgili izleyicilerimiz, Atürk TV, İzmir TV ortak yayındayız. Kariyer başlıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Sayın Özen Şahin. Özen Bey, DSP İzmir Parti Meclis Üyesi ve DSP Genel Sekreter Yardımcısı kendisi. Özen Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Zerrin Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Hızla devam ediyor çalışmalarınız. Tabii ki, tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Özen Bey, sevgili izleyicilerimiz, Ankara'dan ayağının tozuyla geldi, programımıza katıldı. Sağ olsunlar, davetimizi kırmadılar. Evet, şimdi biliyorsunuz ki siyaset sahnesi çok ağırlıklı. Çok her gün yeni bir hareket, yeni bir durum, yeni bir konuyla karşı karşıya kalıyoruz. Her sabah kalktığımızda aman bugün acaba ne var, Türkiye'de neler olup bitti, dünyada neler olup bitti diye. Artık global bir dünyada yaşadığımız için Türkiye'de olanlar dünyayı, dünyada olanlar da Türkiye'yi etkiliyor. Şimdi tabii ki DSP siyasetine gireceğiz, DSP'yi tanıyacağız. Ekonomide, eğitimde ne gibi projeleri var, bunları öğreneceğiz. Sizi tanıyacağız. Fakat ben sizi tanımadan hemen önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz, biliyorsunuz Bülent Ecevit, DSP'nin kurucusu Bülent Ecevit, yaklaşık 5 Kasım'da birkaç gün öncesi anıldı. Ecevitçi Arayış Platformu Başkanı Zeki Sezer tarafından bir fotoğraf sergisi açıldı. Siyasi yaşamda onurlu 50. yıl fotoğraf sergisi açıldı ve Sayın Bülent Ecevit rahmetli anıldı. Kendisini biz de burada hazır DSP'yi de konuk etmişken anmak istedim. Böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Evet, Sayın Özen Şahin Bey, kendinizi biraz anlatır mısınız bize? Siyasete nasıl atıldınız? Neden DSP dediniz de başka bir parti demediniz? Neden DSP'yi seçtiniz? Biraz kendinizden bahsederek bu sorulara da cevap verir misiniz lütfen? İlk önce hemşerilerime sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Ayrıca Kasım ayı bizim için Demokratik Sol Parti olarak çok önemli bir ay. Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in vefatı 5 Kasım'da anıldı. Ayrıca partimizin 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ülkemizin banisi, kurucusunun ölümünün 83. yıl dönümünü kutlayacağız. Ve bu ayın sonunda 20 Kasım'da, ayın 14'ündeydi fakat Genel Başkanımız 15'inde Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu nedeniyle Kıbrıs'a gideceğinden dolayı 20 Kasım'da kutlayacağımız partimizin 36. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Bunları söyledikten sonra ben nasıl siyasete girdim onu bir anlatayım kısaca. Evet, lütfen, merak ediyoruz. Siyasete girenlerin neden bu kadar zor artık bence de meslek haline gelmiş siyaseti seçtiklerini doğrusu merak ediyoruz. Evet. Buyurun, neden siyasete girdiniz? Şimdi 2013 tarihinde silahlı kuvvetlerden emekli olduktan sonra ben Seferihisarlı olmam sebebiyle Seferihisar'a hizmet için bu işe soyundum. Belediye başkan aday adayı oldum. Fakat orada Cumhuriyet Halk Partisi'nde fikirlerim veya kendimdeki özellikleri bulamadığım için oradan ayrıldım. Ve Demokratik Sol Parti, Ecevit'in partisi olduğu için bir de Ecevit'in özellikleri çok yakın bana hissettiğim için Demokratik Sol Parti'ye katıldım. O zamanlar 2019 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti Seferihisar'da kurulmamıştı. 31 Mart seçimleri vardı, yerel seçimleri. Apar topar partiyi kurduk bir ay önce ve yerel seçimlerde Demokratik Sol Parti'yi temsil ederek meclis üyesi olarak, adayı olarak katıldım. Böylelikle siyasete girmiş oldum. Ve dolayısıyla girmemle birlikte tabii orada üçüncü parti olarak çıktık biz yerel seçimde. Çok böyle planlı programlı olmadığı halde halkın teveccühü ve Ecevit'i olan sevgisi nedeniyle üçüncü olduk. Ondan sonra da parti kendi içinde yeniden bir teşkilatlanmaya girerek
Beni de Ankara'ya parti meclisi üyesi seçtiler İzmir'den ve Ankara'dan da genel başkanımız, genel sekreter yardımcılığı da uygun gördü. Halihazırda bu görevimi yürütmekteyim. Neden DSP? DSP bilindiği gibi demokratik sol bir partidir. Sosyal demokrat değildir. Yani sosyal demokratlıkla demokratik solu karıştırmamak lazım. Sosyal demokrat nedir? Kökeni Marksist, Leninist'ten gelmektedir ve Avrupa'nın bir ideolojisidir. Ve bunun altında da vahşi kapitalizmi görmekteyiz. Küresel güçleri görmekteyiz. Örtüsü bunun sosyal demokratlıktır. Ama demokratik solculukta bu yoktur. Demokratik sol, dünyada böyle bir kavram yoktur. Atatürk, merhum Onursal Genel Başkanımız Ecevit'in kuramıdır bu. Nedir bu kuram? Efendim, Atatürk çizgisine yakındır. Yani millidir, milli bir partidir. Sol kelimesinden de şunu anlamamız lazım. Devrimcilik, yenilikçilik, değişimciliği anlamak gerekir. Yani Ecevit bu kuramla sağcının da solcu olabileceğini göstermiştir. Yani anladığımız, dünyada anladığımız anlamda bir solculuk değildir bu. Türkiye'ye has bir solculuktur. Peki, Demokratik Sol Parti'yi farklı nitelendiriyorsunuz. Evet. Farklı bir yere koyuyorsunuz. Şimdi biraz günümüze gelelim. Günümüzde siyaset çok sıcak. Ekonomi, biliyorsunuz enflasyon oranı çift haneyi buldu. İşsizlik derseniz her geçen gün artıyor. TÜİK'teki istatistikler halkın ne filesiyle aynı durumda ne de işsizlerin derdiyle aynı durumda. TÜİK'in rakamları farklı, halkın derdi farklı. Ekonomi, siyaset, eğitim derken, işsizlik derken ben şunu merak ediyorum. DSP olarak bu alanlarda sizin projeleriniz var mı? Lütfen bunları izleyicilerimize açıklayabilir miyiz? Örneğin ekonomide, örneğin eğitimde siz iktidara gelseniz ekonomide neler yapmayı düşünüyorsunuz? Eğitimde ne gibi projeleriniz, ne gibi değişiklikleriniz var? Çünkü eğitim de çok aksadı, özellikle pandemiyle başlayan. Tabii ki bu sadece ülkemizde değil, aynı zamanda bütün dünyada kaotik bir durum var. Ama bizde birazcık daha fazla diyebiliriz. Çünkü bir gün başlanıyor, ertesi gün eğitime ara veriliyor. Şu an için son yapılan açıklamalara göre Milli Eğitim Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından eğitime devam edilecek kararı var. Henüz bir değişiklik yok bununla ilgili de. Peki siz eğer iktidarda olsaydınız ekonomi, eğitim, işsizlik sorunlarına ne gibi çözümler getirecektiniz? Var mı bununla ilgili bir hazırlığınız ya da bununla ilgili uzman kadrolarınız var mıdır? Tabii ki var. Ben şunu söylemek istiyorum. İlk önce eğitimden başlamak istiyorum söze. Şimdi eğitim denilince akla ne geliyor onu bir kısaca özetledikten sonra bizim partimizin bu konuda programı nedir onu anlatacağım. Hı hı. Eğitim bildiğiniz gibi devletçe tek elinde yürütülmesi gereken bir konudur. Neden? Çünkü devletin ihtiyacı olan davranışları bireye kazandırmak, hangi alanlarda, hangi ihtisas alanlarında ekonomiye katkısı bulunacak olan kişileri yetiştirmektir. Bir de devlet yönetimine hazırlamaktır diye biz algılıyoruz. Dolayısıyla eğitim bizim nezdimizde, demokratik solcuların nezdinde çok büyük önemi olan bir konudur. Evet. Eğitimde bildiğiniz gibi Ecevit'in 11 yıllık bir projesi vardı. Mecburi eğitim projesi. Sonra 8 oldu, o 4 oldu. Biz eğitimi parasız olarak yapılmasından yanayız. Halkımız bildiğiniz gibi şimdi şu anda hem işsizlikten bahsediyoruz. Fakat devletin tek elinde olması gereken eğitim şimdi şirket gibi, özel şirketler gibi yönetiliyor. Özel okullara devrediliyor. Ve yakında parasız okuma olmayacak. Dolayısıyla devlet nasıl böyle olursa yönlendirecek eğitimi? Milli eğitim diyoruz. Atatürk'ün bildiğiniz gibi iki tane Milli Eğitim Bakanlığı vardı. Birisi Milli Savunma, birisi Milli Eğitim'dir. Evet. Dolayısıyla ne kadar önemli olduğu da buradan bellidir. Biz eğitimi dediğimiz gibi parasız görüyoruz. Mecbur olarak yapılmasını söyledim.
Ve üniversitelere de sınavlı olarak, zaten rahmetli Onursal Başkanımız biliyorsunuz KPSS memur sınavını çıkarttı. Bu da adaletli davranmak için böyle bir sınav getirmişti. Fakat o sınav şimdi şu anda gündemini veya şeyini, değerini yitirdi diye düşünüyorum. Zaten bir millet eğitimle gelişir ve eğitimle de ileriye gider. Ekonomi ile eğitim birbirine bağlıdır. Ekonomi olarak biz karma ekonomik sistemi düşünüyoruz. Şimdi şu anda biliyorsunuz fabrikalarımız çoğu yurt dışından satıldı ve parayı yönetemiyoruz biz aslında. Düşünürsek. Yani devlet ekonomiyi yönetemiyor. Yani katkıda bulunamıyor. Dolayısıyla karma ekonomik sistemi, Atatürk'ün de devletçilik ilkesinden hareket edersek, yani özel teşebbüsün müdahale edemediği yere devlet eliyle gitmek, evet, ve ekonomiyi yönetmek diye düşünüyoruz. İşsizlik oranı da zaten fabrikaların, dediğimiz gibi bu pandemi nedeniyle çoğu fabrikalar kapatıldı. Çoğu iş yerleri, özellikle meslek grupları, parasızlık nedeninden, para kazanamadığından dolayı kapattılar. Dolayısıyla bu kalifiye işçinin yetiştirilmesi sorunu da karşımıza çıktı. Mesela meslek lisesi mezunu işçi, teknisyen, buna da ihtiyacımız var bizim. Ayrıca mühendislerin kaliteli yetişmesi lazım. Her üniversite, şimdi şu anda hocaları, çoğunun hoca öğretim görevlileri gitmiyor. Mesela her yerde üniversite var. Ama bundan çıkan bir mühendis de, diyelim İstanbul'dan, İstanbul Teknik'ten çıkan bir mühendis de, Doğu Anadolu'da çıkan bir mühendis biri değil. Yani i̇şte, şunu mu diyorsunuz, üniversitelerin bu kadar çok sayıda olması kaliteyi göstermiyor. Tabii aslında göstermez. Öğretim elemanlarının çok olması lazım, yetişmesi lazım. Ve devlet politikası olması lazım bu konuda. Milli bir politika olması lazım Atatürk'ün dediği gibi eğitimde. Ve bu milli politika çerçevesinde yeniden programlar düzenlenmesi gerekir. Eğitim programları. Yani biz devlet olarak nasıl bir mühendis yetiştirmek istiyoruz? Nasıl bir doktor yetiştirmek istiyoruz? Dünya konjonktürüne uygun olarak da tabii, onu da dikkate alarak, bir de Türkiye'nin gerçeklerine uygun olarak nasıl bir davranışı kazandırmak istiyoruz ki o programı hazırlayalım? Mesela matematik, kimya gibi dersleri verelim vesaire. Aslında uzun vadeli program yapmak lazım. Tabii ki. Her konuda olduğu gibi, öyle değil mi? Şimdi kısa vadeli programlar yaptığımızda, örneğin şu an eğitim fakültesi mezunlarının çoğu dışarıda ve belli sayıda ihtiyaç ölçüsünde milli eğitimde yoklar. Evet. Her yıl hemen hemen belli miktarda, işte 10 bin, 20 bin şeklinde belirtiliyor ve kura usulü öğretmen ataması yapılıyor. Evet. Ama kalan kısmı da dışarıda kalıyor, işsiz kalıyor ya da öğretmenlik mesleği dışında. Ben bu öğretmenliği özellikle vermek istiyorum. Eğitim konusundan bahsettiğimiz için de biraz. Dışarıda kalıyorlar, farklı işler yapmak zorunda kalıyorlar ve işsiz kalıyorlar çoğu. Burada ne var? Uzun vadeli bir programsızlık var. Hani eskiden vardı, hala var mı? 5 yıllık kalkınma programı, 10 yıllık, 20 yıllık. Yok, onları yok. Kalktı. Devlet Planlama Teşkilatı kalktı biliyorsunuz. Devlet Planlama Teşkilatı yapıyordu bunu. Şu anda da yapan herhangi bir bakanlık yok galiba. Şunu söylemek istiyorum, şuraya geleceğim. Yani biz şimdiden 30 yıl sonra ne kadar öğretmen ihtiyacı olduğunu bilebilmeliyiz. İşte o Devlet Planlama Teşkilatı'nın tekrar kurulması gerekiyor. Yani şimdi biz Ecevit'in deyimiyle, Ecevit hep derdi, bozuk düzen gidiyor. Gerçekten bozuk düzendeyiz şimdi şu anda. Bu düzenin yeniden eski ayarlarına, eski durumuna oturtulması gerekiyor. Ve Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyebilmemiz için bunu yapmamız lazım. Keşke Atatürk öldükten sonra, yarın 83. yıl dönümünü kutlayacağımız Yüce Atatürk öldükten sonra onun istekleri, duyguları doğrultusunda hareket etseydik de şimdi şu anda dünyada sayılı devletlerden birisi olacağımıza inanıyorum yani. Keşke yapabilseydik bunu, başarabilseydik. Maalesef yapamadık.
Beceremedik yani. Biz demokratik solcular olarak gerçekten Atatürk'e, ben kendi düşüncüme göre en yakın partiyiz. Şimdi şu durumda en yakın olan parti Demokratik Sol Parti. Bunu kalbimle söylüyorum. CHP diyorsunuz, CHP uzak mı kaldı? Onun bazı dinamikleri değişti. Yani, değişti diyorsunuz. Değişti. Evet. Şimdi partilerden değil, ben kendi partimden bahsetmek istiyorum. Evet. Kendi partim gerçekten temiz, doğru, dürüst. Ecevit'in o dürüstlüğü, temizliği devam eden bir partidir. Aynı ideolojide devam etmektedir ve yol almaktadır. Peki hemen şunu soruyorum. DSP kendisini hangi ittifak yanında görüyor? Cumhur İttifakı'nda mı görüyorsunuz, Millet İttifakı'nda mı görüyorsunuz? Hangi taraftasınız? Şimdi, Bunu niye soruyorum? Şimdi biraz tabii ki siyaset yapacağız. Yani. Evet. DSP'yi anlatırken aslında bu siyasetle ilgili düşünceleriniz, bu konularla ilgili düşünceleriniz DSP'nin düşüncelerini aktarıyor olacaksınız siz. Geçen gün bir araştırma yaparken Genel Başkanınızın AK Parti'nin 2015 yılından itibaren ulusalcı bir tarafa yönlendiğini, dolayısıyla bu ulusalcı tarafa yönlendiğinden dolayı da AK Parti desteklediğini açıklamış birkaç ay öncesi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne demek istedi acaba Genel Başkanınız? Açıklar mısınız lütfen? Şimdi Demokratik Sol Parti 3 defa kurulduğundan beri devlet yönetimine katılmış bir parti. Evet. 55, 56 ve 57. hükümetlerde yer alan, en son koalisyon hükümette merhum Onursal Genel Başkanımız Ecevit Başbakanlığında biz yönettik ve mevcut şimdiki hükümete devrettik. Ve devlet yönetmiş bir parti olarak bir geleneğimiz var bizim. Yani dışarıda bir yumruk oluruz, içeride ama kendi fikirlerimizi çok rahat savunuruz, milletimizin yanında yer alırız. Burada eğer bizi yönetenler hangisi olursa olsun, hangi parti olursa olsun, A, B, C, D, eğer dışarıda, dış politikada doğru yapıyorsa biz onun yanındayız. İşte bizim genel başkanımız da söylemi bundan dolayıdır. Yoksa bir ittifakta veya bir A partisini veya bir B partisini savunduğundan dolayı değildir. Bizim geleneğimizden kaynaklanan bu işi. Yani yönetici olduğumuz için, zaten yönetici olan kendini bilir. Yöneticilik yaptıktan sonra neyin söylenip neyin söylenmeyeceğini, neyin destekleneceğini, onun gibi bir şey bu. Dolayısıyla devlet demek dışarıda bir olmak demektir. Ne olursa olsun. Eğer bir olmazsanız dışarıda, sizi dış ülkeler yok ederler. Şahsiyetsiz duruma getirirler. Ha, içeride paylaşacağız biz kozlarımızı. İç politikada şey yapacağız. Ama dış politikada yanlış yapıyorsa o, övmeyeceğiz. Ama susacağız. Dış devletler nezdinde devletimizi koruyacağız. Yani kötü duruma düşürmeyeceğiz devletimizi. Madem şimdi şu anda bir parti yönetiyor devletimizi, demek ki ülkemizin çoğunluk oyunu almıştır. Buna da saygı duyacağız. Yarın öbür gün biz geleceğiz. Biz geldiğimizde bize de saygı duyulmasını isteriz. Aynı şekilde. Bundan dolayı bu. Evet. Şimdi bunları niye soruyorum? Bunlar zaten birkaç ay öncesi, bir süre öncesi Sayın Genel Başkanınız tarafından verilen beyanatlar. Siz hazır burada varken, bu mecrada bunlar yanlış anlaşılmasın diye sizin ağzınızdan bunu neden böyle söylemiş, açıklar mısınız diye bu nedenle soruyorum. Yani bir yanlış anlaşılma varsa izleyiciler arasında, halk arasında siz de bunu düzeltmiş olursunuz diye soruyorum. Yine buna benzer bir konu var. Dış politikası konusunda da AK Parti'yi desteklediğini söylüyor. Hepsini desteklemiyoruz. Şöyle cümlemi tamamlayayım, size bırakacağım. Gerek Kıbrıs gerekse Kuzey Irak'tan Akdeniz'e kadar olan o bölgenin emperyalizmin kendine bir ne diyelim yaratmaya çalıştığı bir devlet yapısına karşı olumlu gelişim olduğunu düşünerek desteklediğini ifade etmiş. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi ben rahmetli Ecevit, Onursal Ecevit'e gideceğim. Bilindiği gibi Ecevit hükümetinin yıkılmasının sebebi, ana sebebi Irak harekatıdır. Evet. O zamanlar hatırlanırsa evet. Yabancı asker bulundurulması için Kuzey Irak'ın, Güneydoğu
bölümünde Ecevit'e baskı yapılmıştı. Hatta Ecevit bunu reddetmişti. Evet. Ve Amerika'ya çağrılıp 2 hafta Amerika'da ikna edilmeye çalışılmıştır. Fakat kendisi ikna edilememiş. Hatta bakanlıklar seviyesinde talimat yazıp böyle bir şey olmayacağını ve kabul etmediğini söylemiştir. Yani yardımcı olmamaları gerektiğini söylemiştir. Ondan sonra bizim partinin durumu bellidir. Biz emperyalizme karşı bir partiyiz. Yani bunu herkes biliyor olması lazım. Yani tek, ben öyle diyorum, yani bu kadar da iddialıyım. Katıksız olarak emperyalizme karşı olan tek parti biziz. Çünkü gücümüzü biz Ecevit'ten alıyoruz. Atatürk'ten alıyoruz, Ecevit'ten alıyoruz. Şimdi bu gelişmeler, güncel gelişme. Mesela hükümetin yapmak istediği, zaten askerle koordineli olarak yapıyorlar. O güney sınırımızdaki bir koridor oluşması olumlu bir gelişimdir. Biz de yaparız ulusalcı olarak. Biz de aynı şeyi yapmak zorundayız. Yani o koridoru oluşturmak Türkiye'nin sınırlarını ve emniyeti alacaktır. Altına almak anlamına geliyor. Tabii ki emniyeti alacaktır. Kıbrıs deyince akan sular durur. Evet, demokratik solcular için çok önemli bir yerdir. Bizim mesela demokratik solcu bayrağımızın yanında Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı vardır. Hangi partide vardır bu? Yoktur. Tek bizde vardır. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'la ilgili onun lehine olan her türlü politikayı biz destekleriz. Çünkü bunun bahanesi biziz yani. Ecevit'tir. Onun politikasını devam ettiriyoruz. Yani bu Libya ile yapılan anlaşmalar Türkiye'nin yararındadır. Gerçekten uygulanabilseydi, şimdi şu anda bir sürü sıkıntıları var, uygulanabilse Türkiye'nin yararına olan bir konudu ve girişimdi. Bu konuda bizim olumsuz bir düşüncemiz olamaz. Her şey Türkiye için deriz biz. Her şey Türkiye için olumluysa biz evet deriz. Bizim politikamız budur, dış politikamız. İç politika ayrıdır. Evet. Peki şu soruyu atladık, bu sorunun cevabını atladık. Çünkü hani pek çok soru var, şimdi hatırlatacağım size. O kadar çok soru var ki sorudan soruya geçmek zorunda kalıyoruz. DSP olarak kendinizi hangi ittifak tarafında görüyorsunuz? Biliyorsunuz ki geçenlerde 6 parti birleşti ve parlamenter rejime geçme konusunda bir görüş birliği sundular diyebiliriz. Fakat AK Parti ise kesinlikle parlamenter sisteme geçmekten yana değil. Dolayısıyla MHP ve AK Parti yana değil. Ama doktrinin sahibi kendileri çünkü. Güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanlığı sistemi, yani tek parti, tek rejim, tek aday rejimini destekliyor. Güçlendirilmiş olanı destekliyor. Siz hangi ittifaka daha yakın görüyorsunuz kendinizi ve eğer sizi davet ederlerse hangi ittifak yanında oturacaksınız? Şimdi Zehra Hanım, teşekkür ederim. Şimdi burada her şeyden önce bizi bağlayan seçim kanunu. Şimdi şu anda mecliste biliyorsunuz çalışmaları yapılıyor. Baraj bizi yakından çok ilgilendiriyor. %7 mi olacak, %5 mi olacak? %7 konusunda AK Parti ile MHP yaklaşık anlaşmış. Öyle söylentiler var ama kanun çıkmadan da evet, bu konuda konuşmamak lazım. Hı hı. Şimdi bilindiği gibi bu sistemde ittifaklardan bir partinin barajı aşmış olması, hı hı, diğerlerinin de milletvekili çıkarmasına sebebiyet veriyor. Hı hı. Yani bunları biz dikkate alacağımız için şimdi şu anda hiçbir ittifakta değiliz. Hepsine ayrı aynı mesafedeyiz. Ve dolayısıyla durumu değerlendiriyoruz ve bekliyoruz. Eğer dediğimiz gibi seçim kanunu çıktığı anda, durum netleştiği anda, o zaman biz de muhakkak kararımızı vereceğiz. İlgili organlarımız, bakın onu söyleyeyim, parti meclisimiz, başkanlık kurulumuz, bunlar kararlarını verecek. Ondan sonra genel başkanımız Sayın Önder Aksakal da bu konuda girişimde muhakkak bulunacaktır kendileri. Peki Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Hangi adayın, ittifakın adayını desteklemeyi düşünüyorsunuz? Ya da kendiniz ayrıca bir aday çıkarmak gibi bir ama düşünceniz var. Ama şimdi Zerrin Hanım, şimdi şu anda bunları söylemek bizim için, partimiz için çok erken.
Şimdi biraz önce bir şey dediniz. Mesela parlamenter sistem, onu atladık. Onu ben şunu hatırlatmak istiyorum hemşerilerime, İzmirli hemşerilerime. Bir kere anayasada bilindiği gibi iki dönem var. 5-5 Cumhurbaşkanlığı için. Evet. Bu bir kaide. Bunu değiştirmek için 400 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Eğer referanduma gitmek istiyorsak 360 milletvekili lazım. Şimdi bunları söyledikten sonra bakalım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması için erken seçim olması lazım. Erken seçim olması için 400 milletvekiline ihtiyacımız var. Neden? Ya erken seçim olacak ya da o 2-5-5 dediğimiz şey ortadan kalkacak ve aday olacak. Bunun haricinde aday olması biraz zor gibi gözüküyor. Ama bu gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü muhakkak ki Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar aday olmak isteyecektir diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Şimdi biz tabii bu ülkede doğmuş ve bu yaşa gelmiş kişiler olarak Türkiye'deki siyasetin 24 saat içinde belki 20 kez, evet, onlarca kez devirelim değişini görüyoruz. Devirelim bir sözü vardı orada, değil mi? Evet, onlarca kez değişini görüyoruz. O yüzden hiçbir şey için erken değil. Sorularımı sorarken şunu özellikle belirtiyorum. Halkın soruları bunlar. Bizim çevremizdeki, tamam, insanların soruları. Sizi davet edeceğimi öğrendiklerinde, hı-hı, sosyal medyadan bana bununla ilgili pek çok soru geldi. DSP'nin bu konudaki görüşlerini merak ettikleri için soruyorum. Şimdi ben şahsi olarak şunu söyleyebilirim yani. Şu cümlemi tamamlayayım. Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden bile adayların konuşulduğu, aylar öncesinden adayların konuşulduğu çok önemli bir konu. O yüzden bunu size iletmek istedim. Adaylar şimdiden gezilere başladılar kendi çaplarında, değil mi? Bunu herkes biliyor, herkes görüyor artık. Sosyal medyanın oluşu her an her şeyden dakikasında haber olduğumuz anlamına geliyor. Buyurun, kendi görüşünüzü belirtin. Ama bir gerçek de var Zerrin, evet, Hanım. Yani dediğim gibi hani Cumhurbaşkanlığı için, Cumhur İttifakı'nın adayı için söylüyorum ben. Hı hı. İki defa 5-5 yaptıktan sonra bir daha aday olamıyor. Yani, hı hı, bu konu bir kere müfem. Yani ben adaylığıma 2-5-5 Cumhurbaşkanlığı yapmışım. İki defa, beş defa. Hı hı. Ama anayasada böyle bir kural olduğu sürece üçüncü kez adaylığımı koymam ne derecede doğru? O da soru işareti. Yani bunu zaman bir içerisinde... Bir formül bulunabilir mi sizce? İşte muhakkak bulunacaktır yani. Bir formül bulunabilir. Tabii çünkü, bulunacak. Ha, bize gelince biz bu konuda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hazırlıklıyız. Yani hangi ittifakla veya tek başımıza mı girelim veya bu yeni partilerle mi girelim? Bu alternatifleri düşünüyoruz. Yani böyle kalkıp da hiçbir şey yapmıyor değiliz. Düşünüyoruz ve bu konuda fikirlerimizi üretiyoruz. Hatta bu konuda daha önce Sütütya'dan önce söylemiştim. Biz Bakanlar Kurulumuzu bile kurduk. Evet, lütfen anlatın. Yani DSP olarak Bakanlar Kurulu, Gölge Bakan, evet, Bakanlar Kurulumuzu kurduk. Eğer bu sayın halkımız, değerli halkımız, yurttaşlarımız bizi göreve getirirlerse biz hazırız yani. Peki neler yapıyorsunuz? Bugün de itibaren yaptığınız çalışmalar nelerdir? Şimdi biraz bu Gölge Bakan... Bilsinler sizin DSP'nin nasıl çalıştığını, bilsinler bunu, izleyicilere anlatmak lazım. Yani Gölge Bakanlık şimdi şu andaki sisteme göre hazırlanmış 19 kişiden oluşuyor birebir. Yani Milli Savunma Bakanı var, Ekonomi Bakanı var, Kültür Bakanı var. Aklınıza ne geliyor? Ekonomi Bakanı var. Hepsi var. Yani bunu temsil eden arkadaşlarımız var. Demokratik solcular var. Biz pandemi döneminde ayda iki defa bir araya gelip online olarak fikirlerimizi ve sunumlarımızı yaptık. Hatta ben iki kere yaptım. Milli Savunma Bakanı olarak yaptım. İki defa sunum yaptım. Ve proje ürettik. Ve Bakanlar Kurulu tarafından çok beğenildi. Kendi adıma söylüyorum. Diğer arkadaşlarımızın da öyle. Bu şekilde biz çalışmalarımızı devam ediyoruz. Şimdi şu anda Demokratik Sol Parti'de stratejimizi geliştirdik. Şimdi eylem planına geçme zamanına geldik. Şimdi bu ay çok önemli dedim. Biraz önce kutlamalarımız var, anmalarımız var. Bizim için çok önemli bir aydayız. Bu ay geçtikten sonra zaten sahada bizleri vatandaşlarımız görecektir.
demokratik solcuları göreceklerdir yakınlarında. Rahmetli Ecevit'i de bizimle birlikte anacaklardır. Peki hemen sorayım. EYT'lilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok güncel bir konu. Bizim EYT albaylarımız da var. Peki ne düşünüyorsunuz? Şu an geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir şey stratejisi olduğu konusunda bir haber çıktı. EYT'liler konusuna hala sıcak bakmıyor. Yani bu yasal olarak geçmeyecek. Ancak deniyor ki seçim dönemi yaklaştığında geçmişe dönük borçların ödenmesi ve genel sağlık sigortasını artık devletin ödeyeceği şeklinde bir çözüm getirme ihtimallerinin olduğu söyleniyor. Erken seçim projelerinde bu düşüncelerle hareket edeceklerine dair bir görüş vardı. Yaptığım araştırmalar sonunda öğrendiğim durum bu. Siz ne diyorsunuz EYT'liler konusunda? Bakın bizim geçmişte yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın garantisidir. Biz genel sağlık sigortasını çıkartan kim? Ecevit'tir. Evet. Bizim parti çıkarmıştır bunu. Hı hı. Dolayısıyla biz EYT'lilerin yanındayız. Ve yani siz geldiğinizde iktidar EYT'lileri, EYT yasası çıkacak mı? Tabii ki çıkartırız yani. Evet. Biz çünkü halktan yanayız, işçiden yanayız, sendikaları bizim partimiz kurdu. İşçilere hakkı veren bizim partimizdir yani. Şu emeklilik yaşını da indirecek misiniz 65 yaşında? Onu bilemem. O kadar uzman değilim yani. Ama onu uzmanlarımıza yani demokratik solcu uzmanlara sormak lazım. Ondan sonra şey yapılır. Ama biz dediğimiz gibi EYT'lilerin yanındayız. Ben kendim asker olmam, kökenli olmam nedeniyle albaylarımızın durumunu çok iyi biliyoruz. 52 yaşında emekli ediliyor. Yaş beklemesi bekletiliyor. Yani toplu parası, emeklilik parası vermiyorlar. Ben şanslıydım. 2013 yılında emekli edildim, aldım. Maaşımı da alıyorum. Ama şimdi olanlar almıyorlar. Biz bunu çözeceğiz. EYT'yi çözeceğiz diyorsunuz. Sevgili izleyicilerimiz, bunu lütfen tarihe bir not olarak düşelim. DSP hatta bir şey daha iktidara geldiğinde EYT'liler konusu meclis gündemine geliyor ve bu yasa çıkarılıyor. Hatta şunu da söylüyorum. Evet. 400 milletvekili verdiği anda bu millet vatandaşımız demokratik solculara, demokratik solcular hemen parlamenter sisteme geçer. Onu i̇şte da söylüyorum. Duymak yani. İstediklerimizden biri de buydu. Biraz önce sorduğumda bu cevabı almak istemiştim açıkçası. Yani bu 400 milletvekili. Siz parlamenter sistemi destekliyorsunuz. Evet. Geliştirilmiş, tabii, düzeltilmiş, ya geliştirilmiş diye bir şey yok. Onarılmış. Hani aksayan yönleri düzeltilmiş yani parlamenter sistem. Güçler gibi. Ayrılığına dayalı parlamenter sistem. Güçler ayrılığı nedir? Yasama, yürütme, yargı. Bunların ayrı bir de dördüncü ayak vardır. Medyadır. Bunların ayrı bağımsız. Zaten Ecevit hükümetleri zamanında da gazetecilere sorun. Ecevit kadar bizim mesleğimizi yaptırtan bir başbakan görmedik derler. Bizim partimizin geleneği bu. Çok nazik, çok beyefendi bir insandı. Bunu kabul etmek lazım. Çok da dürüst bir insandı gerçekten. Onu tekrar almış oluyoruz. Bugün Ecevit'i, Sayın Ecevit'i çok andık. Yani gerçekten çok önemli bir siyaset. Yani çok katkıları oldu yani devletimize. Çok, evet, çok faydalı. Hatta şunu da söyleyeyim, sözünüzü kesim. Özür dilerim Zehrin Hanım. Kendisi malumunuz kolej mezunudur. Cumhurbaşkanı olmak için yüksek okul mezunu olması lazımdır. Kendisine teklif etmişlerdir. Kanunu düzeltelim diye. Ama istememiştir. Bu kadar dürüst bir insandır. Bir konuyu daha söylemek istiyorum. Çünkü Ecevit hakkında bazı karalamalar da oluyor. Ben üzülüyorum şahsen. Devletimize katkısı olmuş. İlk Cumhuriyet tarihinde Atatürk'ten sonra toprak kazandırmış Türkiye'ye. Kıbrıs'ı kazandıran bir Kıbrıs Fatihi hakkında söyleniyor. Bunu düzeltmek gerekir. Mesela dedesi, yanlış anlaşılmasın, Mekke'de Osmanlı zamanında müftüdür. Ona o topraklar miras kalmıştır. Diyanet işlerine bağışlamıştır. Almamıştır. Bizim diyanet işlerimize bağışlamıştır başkanlığına. Ayrıca bütün malını yoğunu Milli Eğitim ne bağışlamıştır. Hatta bir başkanın birisi Gelibolu'da bunu açıkladı. Dolayısıyla bizim onursal liderimizin gerisinde hiç 5 kuruş para kalmamıştır. Mal varlığı da yoktur. Hani derler ya bir tabir var halkça bir şey. Ceketiyle geldi, ceketiyle gitti. Gerçekten öyledir. Ceketiyle gelmiştir, ceketiyle gitmiştir. Evet, yani gerçekten çok takdire şayan bu anlamda bir siyaset lideriydi.
Kendisini bugün defalarca almış olduk DSP sayesinde sizi konuk etmekte. Şimdi yine güncel bir soru. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Bu iki sorudan sonra size bırakacağım. Ne isterseniz onu konuşun lütfen. Neler söylemek istiyorsanız, projeleriniz, halka vermek istediğiniz mesajlar neler, onları ileteceksiniz. 3600 ek gösterge. Biliyorsunuz bu çok büyük bir handikap oldu. Herkes tarafından en çok da takip edilen bir konu. 3600 ek gösterge konusunda hala Sayın Cumhurbaşkanı sıcak bakmıyor konuya. Biraz daha zaman istiyor, yapacağız diyor ama mecliste henüz bir hareket yok maalesef. Ne diyorsunuz DSP olarak? Şimdi bakın, yani verilmiş sözler bir kere ne olursa olsun tutulması gerekir. Bizim prensibimiz budur parti olarak. Biz bir söz verdik mi muhakkak o sözü tutarız, yerine getiririz. Şimdi DSP olarak bir de devlet geleneğini, devletin sürekliliğini düşünürsek, eğer bir söz verilmişse bu söz, biz iktidara gelirsek bunu hallederiz. Zaten söyledim, biraz önce de dedim, sendikaları kuran biziz. İşçinin yanında yer alan biziz. Onlarla ilgili kanunları çıkartan bizleriz. Böyle bir partiyiz biz. Bu bizim konumuz zaten. Olması gereken şey. Evet. Peki, şimdi biliyorsunuz Z kuşağı var. Evet. Tüm partiler, tüm siyasi liderler Z kuşağına nasıl hitap edecekleri ve onları kendi partilerine nasıl çekecekleri konusunda planlar, projeler üretiyorlar. Evet. Siz Z kuşağına nasıl hitap edeceksiniz? Nasıl kendi tarafınıza, kendi yönünüze çekeceksiniz? Bunun için genç, dinamik, yeni projeleriniz var mı? İşte biraz önce... Neler yapacaksınız? Z kuşağı sizin yanınızda olacak mı? Çalışmalarınız nelerdir? Var mıdır bu çalışmalar? Z kuşağı dediğimiz kitle, birisi de benim oğlum, 2000 doğumludur. Bunlar pek siyasetle ilgilenmezler ama kendileri de bu işin ülkenin içinde olduğu için, yönetildikleri için adaletten yanadırlar. Yani eşitçilikten yanadırlar. Bozuk düzenden yana değildirler. Bunu görüyorlar ama ifade etmiyorlar. Dolayısıyla onlar da eminim parlamenter sistemi istiyorlar. Onlar da istiyor. Çünkü kim istemez ki fikir hürriyetini, düşünce hürriyetini? Kim istemez ki çok rahat hürriyetlerini kullanabilsin, çok rahat kullanabilsin her alanda. Anayasamızda var ama maalesef eyleme geçtiği zaman bunu göremiyoruz. Biraz sıkıntımız var bu konuda. Z kuşağı ile ilgili biz çalışma yaptık. Hatta benim parti meclisinde konuşmam dahi var bu konuda. Partimiz işte dedik plan hazırladı. O planı eyleme dönüştürme zamanına geldik. Z kuşağının dediğimiz gibi üniversitelerde sorunları var. Mesela biraz önce belediyeler, mesela Ankara Belediyesi'nin aldığı tedbirleri gerçekten önemsiyorum ben. Yani yurt konusunda mesela. Bunlar önemli. Biz bunlara el atacağız. Bir kere devlet olarak ne dedik? Biz devletçiyiz. Yani karma ekonomik sistemi savunuyoruz. Ne yapacağız? Özel teşebbüsün ulaşamadığı, ulaşamadığı bir durumda biz elimizi uzatacağız o alana. Ve dolayısıyla öğrencilerin yurt sorununu kalmayacak. Bunu biz hükümet olduğumuzdan itibaren ilk 5 yılda halledeceğiz. Birçok sorunu var Türkiye'nin. Aslında bakın, ben size bir şey daha gerilere götüreceğim. 1999 yılında 57. hükümet başa geldiği zaman koalisyon hükümetiydi. Bakın ANAP vardı, MHP vardı, bir de biz vardık. Örnek bir koalisyon sergiliyorduk Avrupa'ya. Burada bir de biz epeyce kanunları değiştirebildik. Anlaşarak, uzlaşarak. Bunu biz yaptık yani. Ve öğrencilerin lehine olan bazı girişimlerde bulunduk. Özellikle bakın, teknoloji konusunda şunu söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ulusal yargı projesini, İlk temel adımlarını biz attık. UYAP. Evet, UYAP diye geçen, bunu demokratik solcular yapmıştır. İşte solculuk diyorum ya, yenileşme, değişim dediğimiz budur yani. Her şeye açıktır, vizyon sahibidir. Ama yerli olacak ve milli olacak. Yerli ve milli. Biz öyle bir partiyiz yani.
Yerli ve milli solcular, evet. Evet. Peki, kadın ve çocuklar konusunda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bu kadın cinayetlerini, kadına olan şiddeti, çocuklara karşı yapılan istismarları durdurmak için neler yapacaksınız? İstanbul Sözleşmesi'ne karşı mısınız, kabul ediyor musunuz? Eğer gelirseniz iktidara, İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğe girer mi? İstanbul Sözleşmesi'nden başlayalım. İstanbul Sözleşmesi'nde tabii biz yanındayız. Kadınlarımızın, annelerimizin yanındayız. Tabii ki onu kabul ediyoruz. Zaten bizim partinin vizyonuna baktığınız zaman bunun böyle olması gerektiği bellidir. Ben size şunu söyleyeceğim. 2002 yıllarına götüreceğim. 1 Ocak 2002 tarihinde yeni medeni hukuk çıktı. Bu kimin sayesinde çıktı? Demokratik Sol Parti sayesinde. Kadınlara verilen miras hakkı konusu bizim sayemizde geldi. Kadınların daha özgür çalışma alanları sağlayan kanunlar veya o medeni hukukta olan haklar, Demokratik Sol Parti getirdi bunları. Tabii dediğimiz gibi bozuk düzene geliyoruz gene. Düzen bozulmuş durumda. Bu düzeni eski ayarlarına getirecek tek parti biziz diye düşünüyorum. Demokratik Sol Parti'dir. Zaten bu konuda 1999 yılında elini taşın altına soktu fakat anlayamadılar bizi. Niye anladılar da dış güçler dediğimiz güçler bize engel oldular. Biz gerçekten ekonomiyi %90 enflasyon vardı aldığımızda 1999 yılında 30'lara kadar indirdik. Halk kemer sıkmaktan bunaldığı bir sırada seçime gitmek zorunda kaldık. Gitmeseydik bir 5-6 ay daha devam etseydi bizim koalisyonumuz, biz tek başımıza hükümet olurduk diye düşünüyorum. Koalisyon hükümetlerinin tek hükümetten daha demokratik yönetebileceklerini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Eğer tek bir şey var, uzlaşı olursa, iyi niyet olursa. Bakın bunlar çok önemli. İyi niyet ve uzlaşmak, bu çok önemlidir. Peki. Ben şu an aklımda olan soruların yaklaşık çoğunu sordum. Tabii daha çok sorular var. Devam da edebiliriz. Fakat dediğim gibi biraz önce süremiz oldukça azalmaya başladı. Ben artık size bırakmak istiyorum. Nasıl size bırakıyorum? Lütfen DSP'nin ile ilgili, partinizle ilgili, parti görüşlerinizle ilgili anlatmak istediğiniz ne varsa lütfen buyurun. Sahne sizin, söz sizin. Değerli hemşehrilerim, biraz önce de anlatmaya çalıştığım gibi demokratik sol kavramını anlatmaya çalıştım sizlere. Demokratik Sol Parti geleneği olan bir partidir. 36 yıllık bir partidir. Türkiye'nin en eski partisidir. İnanın Cumhuriyet Halk Partisi denir ama Cumhuriyet Halk Partisi özellikle söylüyorum 1980 yılında kapatılmıştır. 1992 yılında tekrar açılmıştır. Arada bir kopukluk vardır. Dolayısıyla bizim tek eski parti oluşumuzun sebebi budur. Ve bizim yaptıklarımız, geçmişte yaptıklarımız, rahmetli Ecevit'in yaptıkları geleceğimizin teminatıdır. Yani garantisidir. Biz bu yolda yürüyoruz. Demokratik solcular olarak halkımızın yanındayız, milletimizin yanındayız. Ve hepimizin birlik, beraberlik içinde mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bu vatanda, bu güzel vatanımızda yaşamayı umut ediyoruz. İyi günler diyorum. Peki, sevgili izleyicilerimiz, bugün DSP İzmir Parti Meclisi üyesi ve DSP Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Özen Şenyiğit konuğumuzdu. Özen Bey, teşekkür ediyoruz. Ben size de teşekkür ediyorum. Partinizde ve şahsınızda başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir ülke görmek istiyoruz. Tüm siyasilere söylediğimiz gibi, tüm siyasi konuklara söylediğimiz gibi lütfen kavgasız, gürültüsüz günler ve meclis istiyoruz. Dündü galiba bir Instagram'da bir videoya rastladım. Mecliste iki milletvekili birbirine karşı söylemediği söz kalmadı. İnanın korktum yani. Duymaya korktum. Burada bir cesaret edemedim sonuna kadar izlemeye. Buyurun lütfen. Ecevit'in kibarlığını getireceğiz biz politikaya. Çok çok ihtiyacımız var. Buna nezakete, ihtiyacımız var bizim. Nezakete karşılıklı, evet. Hoşgörüye, birbirine karşı insanların göstereceği saygıya, evet. Hoşgörüye, nezakete çok ihtiyacımız, evet. Var. İnşallah ne diyelim, yolunuz açık olsun, başarılar dileriz. Teşekkür ederim.
Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, bu hafta DSP Genel Sekreter Yardımcısını biraz önce söylediğim gibi Sayın Özen Şenyiğit'i konuk ettik. DSP'nin iktidara geldiğinde neler yapacağını, hangi projelerde, ekonomide, eğitimde ve işsizlikte neler yapacağı konusunda görüşlerini bizimle paylaştı. Yol açık olsun diyoruz herkesin. Önemli olan tek ülkemiz, tek vatanımız, tek toprağımız var. Huzurla ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Söyleyeceklerim bunlar. Bir konu daha var. 10 Kasım, yarın 10 Kasım biliyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Onu büyük bir minnetle ve coşkuyla diyeceğim. Biz bunu ölüm yıl dönümü olarak değil, doğum günü olarak analım istiyorum. Anıyoruz ve ilelebet onun ilkeleri ışığında, onun ilkeleri ışığında ilelebet yaşayacağız bu ülkede, bu topraklarda. Haftaya görüşmek üzere diyelim ve bir şey daha hatırlatmak istiyorum size. Tüm siyasi partilerde olduğu gibi tüm siyasi partiler herkese bu kariyer programı ve TV kanalımız açıktır. Kim ne zaman isterse gelip burada görüşlerini bu mecrada paylaşabilir. Hiçbir ayrıcalık yok. Gayet demokratik bir şekilde düşüncelerini, fikirlerini ve projelerini sunabilir. Haftaya buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın, mutlu kalın.